Özellikle az hasarlı olan okullarımızın hızlı bir şekilde onarımlarının gerçekleştirilmesi için tüm bakanlığımızın tüm ekipleri sahaya indiler. Ve tüm illerimizin bu acil ihtiyaçlarını gidermek üzere 10 ilimizin her birine 10 milyon olmak üzere 100 milyonluk bütçeyi de illerimize gönderdik. Yine bakanlığımızın tüm genel müdürleri, bakan yardımcılarımız, diğer illerdeki il müdürlerimiz de sahada arkadaşlarımıza yardım etmek için aktif olarak çalışıyorlar. Tabi burada bu süreçleri sağlıklı bir şekilde yürütmek için kurtarma çalışmalarına ilave olarak vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak da çok kıymetli. Bu bağlamda bizim tüm öğretmenlerimiz, uygulama otellerimiz, kapalı spor salonlarımız ve okullarımız vatandaşlarımızın hizmetine, 10 ilimizin tamamında hizmetine açıldı. Özellikle uygulama otellerimizde ve öğretmen evlerimizde sıcak yemekler yapılarak vatandaşlarımıza iletiliyor. Yine İçişleri Bakanlığımızla birlikte organize etmiş olduğumuz Milli Eğitim Bakanlığı arama ve kurtarma birimleri de 81 ilde olan arama kurtarma birimleri de bu 10 ilimize hareket ettiler. Yine hem bakanlığımızın hem bölgedeki tüm psikolojik destekle ilgili psikososyal rehberlik hizmeti verecek olan tüm ekiplerimiz de vatandaşlarımızın yardımına koştu. Kısaca tüm okullarımızda şu an itibariyle herhangi bir problem yok. İnşallah hızlı bir şekilde yaralarımızı sararak, özellikle az hasarlı okullarımızı hızlı bir şekilde onararak tekrar eğitim öğretim hizmetine devam ettireceğiz. Yine bu illerdeki öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve idari personelle ilgili diğer illerde merakta olan akrabalar için MEB'in acil çağrı merkezi yani 444-0-632 numaralı kriz masası iletişim merkezi de tüm vatandaşlarımızın hizmetine vermeye başladı. Gerekli bilgileri sağlamak üzere. Bu 10 ilimizden şu anda ikinci dönem başladığı için eğitim öğretimin nasıl devam edeceği ile ilgili tüm il müdürlerimizle, valilerimizle sabah itibariyle gerekli irtibatı kurduk. Bu bağlamda Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya illerimizde bugün itibariyle eğitim öğretime 2 hafta ara veriyoruz. Yine geriye kalan Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis illerimizde de sadece 1 hafta eğitim öğretime ara vereceğiz. Gelişme durumuna göre süreç içerisinde tekrar değerlendirip uzatıp uzatmayacağımızı da tekrar karar vereceğiz. Kısaca Milli Eğitim Bakanlığı'nda okullarımızla ilgili şu an için anormal bir durum yok. Bakanlık olarak hızlı bir şekilde okullarımızı tekrar eğitim öğretimi hazırlamak için tüm ekibimiz sahada, devletimiz tüm imkanlarıyla sahada her türlü hem bütçe hem insan kaynağı olarak da her türlü destek vermek için arkadaşlarımız seferber oldular. Bu büyük bir acı, birlik beraberlik zamanı inşallah hızlı bir şekilde devletimizin ve hükümetimizin tüm kaynaklarını kullanarak bu yaraları saracağız. Yaralılarımızı enkazdan kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum ve hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi büyük bir deprem yaşadık. Yaklaşık 10 ilimizi etkileyen şiddetli bir deprem oldu. Tüm ülkemize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ben biraz Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarla ilgili bu 10 ildeki durum hakkında bilgi vereceğim. Şu anda Malatya'dayız. Koordinasyon toplantısı devam ediyor ve yeni bilgi vermek için ara verdim toplantıya. Şu anda okullarımızda biliyorsunuz 6 Şubat itibariyle ikinci dönem başlamıştı. Allah'a şükür şu ana kadar okullarımızdan hiçbir olumsuz haber almadık. Herhangi bir pansiyonlarda kalan öğrencilerimizle ilgili, öğretmenlerimizle ilgili bir yaralanma veya ölüm hadisesi gerçekleşmedi. Bundan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Sadece Şanlıurfa ve Osmaniye'de bir köy okulumuz yıkıldı. Bir de Adana'da Pozantı'da bir pansiyonumuz ağır hasar aldı. Diğer tüm okullarımızda, pansiyonlarımızda herhangi bir sorun yok. Hızlı bir şekilde süreçleri arkadaşlarımızla koordine ederek süreçleri olumlu bir şekilde çözmeye çalışıyoruz.